Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT AYT Geometri Soru Bankası kitabında Çember Analitik incelemesi konusundaki test 3'ün çözümünü yapacağız. Kitabımızda sayfa numarası 224 ve 225 çözeceğiz. Haydi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruda dik koordinat düzleminde şöyle bir çember çizilmiş. Bu da x eksene teğet verilmiş. Bu çemberin eklemi nedir diye soruluyor. E merkez teğet çektik yapınca buranın apsisi oluyor burası. Evet burası da 4'e 2 noktası olduğu için burası da 2 noktası oldu. E o zaman burası 4 birim burası 2 birim. 2 ise burası da 2. Aa yarı çap ne çıktı burada? 2 çıktı. O zaman merkezi 4'e 2. Yarı çap 2 olan çember denklemi x eksi 4'ün karesi artı y eksi 2'nin karesi eşittir. 2'nin karesi şeklinde bulunur. Yani cevap böylelikle c -han oldu. x eksi 4 y eksi 2 eşittir 4 şeklinde oldu. Geldik ki analitik düzlemde bu noktalarından geçen çember. Arkadaş bak şimdi özel noktalar var burada iki tane. Analitik düzlem çizelim o zaman. Analitik düzlem çizip yorumlayalım bakalım. 0'a eksi 8 tamam. Şöyle çizdik. Arkadaş bir 0'a 0 noktası var. Bir 6'ya 0 noktası var. 6'ya 0 noktası var. Bir de 0'a eksi 8 noktası var. Şimdi 0'a eksi 8 noktasını şöyle yapacağız o zaman. Dur bakalım. Şunu yukarı doğru alalım. Analitik düzlemi biraz şöyle çizelim istersen. Bir de 0'a eksi 8 noktası da şurada bir yerde. 0'a eksi 8 noktası böyle oldu. İşte bu noktalardan geçen çemberden bahsediyor. Bu noktalardan geçen çember şöyle bir çember değil midir arkadaşım? Evet. Şimdi dikkat et. Şunu şöyle çizersem. Bu 90 derece ya. Çapı gören çevre açı 90 derecedir. O zaman çemberin merkezi burada olmak zorunda. Çap üzerinde. E burası 6 birim. Burası 8 birim. 6, 8, 13 geninden. Burası 10 yaptı. Yani yarı çap uzunluğu 5, 5 yaptı. Bütünler birbirine eşit. Burası da orta nokta değil midir? Evet. 0 artı 6 bölü 2. Yani 3'e eksi 8 artı 0 bölü 2'den eksi 4. Şimdi merkezi 3'e eksi 4 olan ve yarı çap 5 olan çember denklemi isteniyor. Aa bizden yarı çap uzunluğu isteniyormuş ya. Yarı çap uzunluğunu biz bulmuşuz zaten. Devamını niye getiriyoruz? Devamı sorulsaydı, çember denklemi sorulsaydı bu şekilde yapacaktık devamını da arkadaşım. Tamam. İkinci soru C har oldu. Geldik üçüncü soruya. Yukarıda dik koordinat düzleminde x kare artı y kare eşittir. Dört çemberi. Merkezi 0 sıfır. Yarı çapı da bu r kare şeklinde olacak ya. 2 mi oluyor? Evet. Yarı çap iki. birim, iki birim, iki birimleri şöyle bir yazdık. Merkezi de sıfır. Bu da x eşittir doğrusuymuş. x eşittir köküç doğrusu olduğu için burası diktir ve burası köküştür. Şimdi bizden taralı isteniyor. Taralı Biz neyi biliyoruz? Ya dairenin alanı biliyoruz ya dilimin alanı biliyoruz. Saçma sapan bir alanla karşılaştığımız zaman ona ait bir dilim oluşturuyoruz. Şöyle bir daire dilimi oluşturacak olursak. Oluşturduk. Oluşturduğumuz zaman neyle karşılaşıyoruz? Hocam bu da yarıçap, bu da yarıçap. E, burası köküçse şu uzunluk kök 3. Pisagor bağıntısından burası 1 çıkar. E, aynı zamanda burası da 1. 90'ın karşısı 2 iken 30'un karşısı 1 değil midir? Evet şurası 30 burası da 30 oldu. Şimdi tan alanını bulabilirim. Dilimin alanından üçgenin alan çıkartacağım. Dilimin alanı pi r kare 60 bölü 360 eksi üçgenin alanı da taban 2 yükseklik kök 3 2 çarpı kök 3 bölü 2 yapar. Hocam şunlar şunlar sadeleşti 6 4 pi bölü 6 yani 2 pi bölü 3 yapar burası eksi 2'ler de sadeleşti kök 3 yapar. Yani cevap böylelikle 2 pi bölü 3 eksi kök 3 yani balık kesir oldu. Üçüncü soru geldik 4'e. Dik koordinat düzleminde şöyle bir çember verilmiş. Hemen merkezi belirleyelim. 3'e 3 yarı çapta 3 değil mi? Evet belirledik merkezi. Çemberine ve x eksenine teğet olan 3 birim yarı çemberlerden bahsediyor. E o zaman analitik düzlemi çizelim kardeşim. Şöyle bir analitik düzlem çiziyorum bakalım. Merkezi kaça kaç diyor? 3'e 3 diyor. Merkezi 3'e 3 olan çemberi şöyle çizdik. Ve yarıçapı da 3 ise o zaman çemberimiz bu şekilde eksenlere teğet olmak zorunda değil mi? Evet. 3'e 3, e 3 bu şekilde oldu çemberimiz. Tam burada teğet olacak bu arada. Şimdi bize diyor ki bu çemberi diyor ve x ekseni ne diyor? Teğet olan diyor. Çemberleri çiz diyor ve yarıçapı 3 olan diyor. E hocam bir çemberimiz böyledir. Hop şöyledir. Yarıçapı 3 olan. Yarıçapı 3 olan dediği çemberler birbirine değdiği için merkezleri birleştirdik. Şöyle burası da 3, burası da 3 olur ve başka çember var mı? Bu arada burası kaç çıktı? 9'a merkez teğet çektikten 3 noktası oldu. Sonra öbür çemberimiz de şu şekilde olmaz mı arkadaşlar? Hem o çembere hem de nereye? X eksene teğet olan çember çizdik. Yani burası çemberler merkezleri birleştirdik. Hocam 3 birim solda. Eksi 3'e 3 noktası yaptı. Şu da 3 birim olduğu için. Başka var mı? Var. Hem kırmızı çembere teğet hem 3 birim yarıçaplı ve x eksene teğet olan. Tam şuradaki çember diye midir arkadaşlar? Hop. Hatta 3 birim yarıçaplı olduğu için şuraya da teğet olacak. Kırmızı da bu arada şuraya teğet daha. İşte bu çemberde var. E o zaman bu çemberde merkezi kaça kaç kardeşim? 3'e eksi 3 değil mi? Evet. Yani bizden ne isteniyor? Bu çemberlerin merkez koordinatlarının toplamı isteniyor. Eksi 3, 3 ve artı 9'un toplamı isteniyor. Eksi 3, eksi 3, 3 ve 9'u toplayacağız. E o zaman topladığımız zaman şunlar gitti gitti. Cevap, ne yaptı o zaman? 9 yaptı. Yani cevap böylelikle 4. soruda Ceyhan yaptı. Güzel bir soruydu büyük ihtimalle şunu atlamışsınızdır diye düşünüyorum. Haksız mıyım? Yoruma yazın bakalım. Evet neyse dördüncü soru Ceyhan oldu. Geldik beşinci soruya. Fatma öğretmen çemberin antik konusunu anlattıktan sonra tahtanın kenarlarına dik kordel sistemi yerleştirdikten sonra birbirlerine ve tahtanın kenarlarına teğet olan iki adet çember çizmiş. Şöyle birbirine tahtanın iki kenarına teğet olan iki adet çember birbirlerine teğet değil yani şu şekilde olacak. Birbirlerine teğet değil. Şunu silelim istersen tahtanın kenarlarına teğet olan iki, iki adet çember çizmiş. Birinci bölgede bulunan iki farklı çember şekildeki gibi 1'e 2 noktasından geçmektedir. Buna göre bu çemberlerin yarıçapları toplamı kaç birimdir? Ha, şöyle 1'e 2 noktasından geçen iki yani hem x hem de y eksenine teğet olan ve 1'e 2 noktasından geçen iki tane çember çizilebiliyormuş. İşte bu çemberlerin yarıçapları toplamı nedir diye soruluyor. Ben bir tanesini düşüneyim şimdi. Merkez varsa teğet varsa çektik. Merkez varsa teğet varsa çektik. E sonra ne yapabiliriz? Bu r buraya e, bizim en etkili silahımız yarı çap. E, burası R virgül R noktası. O zaman şuradan şunu bir çizecek olursam bu da R değil midir? Yani burada A noktasıyla bu merkez arasındaki uzaklık neye eşit olacak? R'ye eşit olacak. O zaman bunu eşitleyelim. R neye eşittir? Kare kök içerisinde. X'ler farkının karesi yani R eksi 1'in karesi artı Y'ler farkının karesi. R eksi 2'nin karesine eşit olacaktır. Şimdi şunun karesini aldığımda bu R kare yaptığı eşittir şunları da açıyorum. R eksi 1'in karesi ve R eksi 2'nin karesini açıyorum. Açalım bakalım bunu. Buradan R kare eksi 2 R artı 1 artı R kare eksi 4 R artı 4 geldi. Şuradan R kareler de gitti. O zaman buradan ne geliyor? Hocam R kare eksi 6 R artı 5 eşit 0 geliyor. Oo. Çarpanlara ayırmadan bir şey geliyor. Bak buradan. Aslında eksi 5'e eksi 1 burası değil mi? R buradan 1 gelebilir. R buradan 1 geldiğinde ne yapıyor? Hocam 1 geldiğinde şu şekilde küçük olan çember oluyor. 5 geldiğinde de 3, 4, 5 üçgeni sağlanıyor zaten. Bizden ne isteniyor? Yarı çapları toplamı isteniyor. Aslında şöyle. R eksi 5'e R eksi 1 ya. Bunlar eşit sıfırsa. Burada bu eşit sıfırsa R'yi 5 buluruz. Bu eşit sıfırsa da R'yi 1 buluruz. 5 artı 1'den cevap kaç yapar? 6 yapar. Ya da sen bunu buldun ya. Bizden kökler toplamı isteniyor. Eksi B böyle A deyip direkt 6'yı da işaretleyebilirdik arkadaşım değil mi? Evet güzel bir soru. 5. soru böylelikle edremit oldu. Geldik 6'ya. Analitik düzlemde bu doğrunun eksenlerle oluşturduğu üçgenin işte çemberin HM yarıçapı nedir diye soruluyor bize. Şimdi şu yukarıdaki işlemleri şöyle bir daha da yukarı alalım bakalım. Şunu alıyorum. Şöyle alıyorum dostum bunu. Nereye atayım şunu? Şunu küçülteyim ya. Ait. Şöyle küçültüyorum. İşlem buradaydı. Şöyle şuraya attım tamam mı? Evet neyse. Analitik düzlemde şöyle bir şey var. Analitik düzlem çizelim istersen. X yerine 0 yazsak ne yapıyor? Hocam x yerine 0 yazsam y'si 5 yapıyor. Y yerine 0 yazsam x'i de 12 yapıyor. Evet y'si 5 x'i de 12. Ve bizim doğrumuz nasıl olacak arkadaşlar? Hop şöyle bir doğru. Şimdi diyor ki bu doğrusunun eksenlerle oluşturduğu üçgenin yani şuradaki üçgenden bahsediyor bize. İşte çemberin yarıçapı kaç birimdir diye soruluyor. Arkadaş işte çemberi çizelim. İşte şu değil midir? Normal klasik yolla çözeceğiz bunu. İşte çemberin yarı çapı. Hocam şu merkez burasıysa merkez teğet çektik. Merkez teğet çektik. Merkez teğet çektik yapalım. Şimdi burası R burası R. Aa, hocam burası da 90 ya. O zaman burası da R burası da R. Bu arada burası 5 burası 12. Ne üçgeni? 5 12 13 üçgeninden 13 çıkar burası. E hocam R iken buraya 12 eksi R'ye kaldı. E T T birbirine eşit. 12 eksi R'dir burası da. R iken buraya 5 eksi R'ye kaldı. hocam T T birbirine eşit. Burası da 5 eksi R'dir. A şu ikisinin toplamı 13 yapmak zorunda. 13 5 eksi R ile 12 eksi R'nin toplamı yapar. Yani 17 eksi 2 R yapar. Buradan eksi 2 R'yi öbür tarafa atalım. 2 R 17'den 13 çıkınca da 4 kalır. R'yi de böyle kaç buluruz? 2 buluruz. Yani 6. soru Akçay oldu. Geldik 7'ye. Evet. Bir çemberin bir doğruya uzaklığı en az kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar basit bir şekilde çekmişiz ve yorumlayacağız. Şimdi bir çemberimiz var. Merkezi kaça kaç? 3'e kaç? eksi 2. 3'e eksi 2. Ve bir doğru var şöyle. Merkezin doğruya en kısa uzaklığı. Arkadaş şuradan dik çizeriz doğruya. En kısa uzaklığı. Şuradaki uzaklık değil midir? Evet. Bu arada yarı çapı kaç bunun? 2. Şimdi biz ne yapacağız? Noktanın doğru olan uzaklığını bulacağız. Bu arada bu 4x artı 3y artı 24 eşit 0 doğrusu. Biz noktanın doğru olan uzaklığı h. H'ı bulalım. Noktayı da orada yerine yazıyorum. X yerine 3 yazdım. 4 kere 3 12 e, artı. E, y yerine eksi 2 yazdım. Eksi 6 yaptı orası. Artı bir de 24 var. Mutlak değer içerisinde bölü. Kara daha kare artı bir kareydi. Noktanın doğru yalan uzatlı. Yani 3 4 5 üçgen. E şurada. Şurası kaç yaptı? 6. 24 daha 30. 30 bölü 5. 6 yaptı. Aynen öyle. H'ı 6 bulduk. Ama bizden şuradaki x mesafesi isteniyor. X'de ne olacaktır o zaman arkadaşım? O zaman alttan 2 çıktı. 4 olacaktır. Yani cevap Denizli oldu. 7. soruda. Geldik 8'e. Analitik düzlemde şöyle bir çemberin üzerindeki 2'ye 1 noktasından çizilen. Hmm. Arkadaşlar bu çemberin üzerinde bir nokta diyor. Gerçekten üzerinde mi? Evet üzerinde. X yerine 2 iki koy. 2'nin karesi 4 artı Y yerine 1 koy. 1 e, koyduğumda burası da 2 yapıyor. Bu da karesi 4 yapıyor. 4, 4, 8. Üzerindeki bir nokta yapıyor çizilen teğeti y ekseni kestiği nokta isteniyor. Şimdi yine basit bir şekilde şekli çizelim soruyu anlayabilmek için arkadaşlar. Üzerindeki bir noktadan bahsediyoruz ya çember üzerindeki bir nokta. Üzerindeki demeseydi de biz anlayabilirdik. Nasıl anlayabilirdik? Merkezi belirle 0'a 3 noktası 0'a 3 noktası sonra 0'a 3 noktası ile 2'ye 1 noktası arasındaki uzaklığa bak. Uzaklık yarı çapa eşitse o zaman şey diyebilirdik üzerinde diyebilirdik. Ya da noktayı yerine koyarız denklemi sağlıyorsa üzerindedir diyebiliriz. Şimdi diyor ki bize bu üzerindeki bir noktadan çizilen teğetin yani şu teğetin y eksenini kestiği nokta isteniyor. Arkadaş bizden bu teğetin denklemi isteniyor. Bu teğetin denklemini yazmak için kendimize ilk soru soruyoruz. Bir eğim iki nokta. Nokta var eğim bulacağım. E burada merkez var teğet var çeyrek dik yapsam. A iki doğru dik kesiyor eğimler çarpma eksi birdir. E bunun eğimi nedir? Bunun eğimi belli. Y'ler farkı eksi iki bölü x'ler farkı iki. Yani eksi birse bunun eğimi. E bunun eğimi ne olacaktır o zaman? Hocam eğimler çarpma eksi bir olacak ya. Artı bir olacak o zaman burası da. Eğim belli. Nokta belli. Doğru denklemini yazabiliriz. 1 çarpı x eksi noktadaki x eşittir y eksi noktadaki y şeklinde yazılıyordu. Yani x eksi 2 eşittir y eksi 1 yaptı. Yani buradan x eksi y eşittir 1 yaptı. E o zaman y ekseni kestiği nokta isteniyor. x yerine 0 yazarsam eğer eksi y eşittir 1 yaptığından y'yi de böylelikle eksi 1 olarak buluruz. Yani cevap balık eser çıktı 8. soruda. Geldik 9'a. İşte şöyle bir çemberi dışındaki 4'e 3 noktasını açılan teğetin uzunluğu nedir? Arkadaş noktayı yerine koy. Kare al. Direkt çıkıyor. Bak bu şekilde de çıkıyor. Söyleyeyim sana. İstersen dene. Al 16 artı 9 eksi 8 eksi 12 artı 1. Kare içinde. Bak bakalım. Kaç yapıyor? Hocam burası 1 yaptı. E 16. E burası 1 yaptı. 16 bir daha 17. 17 1 daha 18. 18'den 12 çıkınca altı yapıyor kök altı yapıyor. Böyle garip bir formül var bunun. Bu şekilde. Ben biliyorum ama siz bilmiyorsunuzdur büyük ihtimalle ama söyleyeyim ben size. Böyle dışındaki bir nokta çizilen teğetin uzunluğu noktayı yerine koy. Kare kökünü O şekilde de çıkıyor. Ama başka türlü nasıl bulacağız hocam? Çemberin merkezini bul kardeşim. Merkezimiz kaç? Eksi d bölü 2 eksi e bölü 2. Yani 1'e 2 noktası yapar. Yarı çapını da bul. 1 bölü 2. Yarı çapı lazım olacak mı? Evet lazım olur. Kare küçüğünde d kare. 4 artı e kare. 16 eksi 4 çarpı f. E o zaman burada şunlar gitti 16 4 2. R'yi de 2 bulduk. Şimdi şekli çiz sadece. Hocam 4'e 3 noktası burası. Buradan çizilen teğet uzunluğu isteniyor. Şu x uzunluğu e, bu merkezde kaç bulmuştuk? 1'e 2 noktası bulmuştuk. Eee bu 2 nokta arasındaki uzaklık x'ler farkı 3. Y'ler farkı 1. Yani 3'ün karesi artı 1'in karesinden dolayı kök 10 çıkıyor burası. Burası kök 10 çıktı. Merkez çektik yaparsam hocam yarıçapta çapta 2. Pisagor bağıntısından dolayı x'in karesi eşittir. Kök 10'un karesi. Kök 10'un karesi eksi 2'nin karesinden ne çıkıyor? 6 çıkıyor. X'i de böylelikle kök 6 olarak buluruz. Bak bu işlem de kolay. Bence bu formülü ezberlemeye gerek var mı? Bence yok. Ama ben bir kere gördüm. Aklımda kaldı. Dışındaki bir noktadan çizilen teğetin uzunluğu noktayı yerine koy. Kare küçüğüne koyunca da direkt çıkıyor. Ama bununla ilgili bazen böyle kağlı mağlı değerlerde yazılıyor. Otur sorularda tabi bu söylediğimiz kısa yol daha çok işimize yarıyor. Aklında kalırsa yaparsın tamam. Dokuzuncu soruyu böylelikle bulduk. Ne bulduk? yok altı bulduk. Yani cevap balık esir oldu. Geldik ona. Bir çember bir denklem bel belirtiyorsa Hocam x karenin ve karenin kaç sayısı Birbirine eşit ve mümkünse bir olması lazım. Hocam o zaman m'nin kaç olması lazım? 3 Mümkünse bir olması lazım ama k eksi 1 yani x, yi, x çarpı y'li terim olmaması lazım. 0 olması lazım. K'yı da buradan 1 buluruz. O zaman m3 k da 1 oldu arkadaşım. Toplamı da 4 yaptım. Başka bir şey sorulmuş olsaydı hani denklemin yarı çapı falan filan sorulmuş olsaydı bu 3x kare artı 3y kare şeklinde yazmayacaktım da sonra devamında denklemi 3'e bölüp ondan sonra o formüle bakacaktım. Hani d, e, f li formüle bakacaktık. Ya da merkezi mesela eksi d bölü 2'ye eksi bölü 2 ya buradaki d bu değil mesela. Çünkü 3x kare artı 3y kare şeklinde ya. bunu 3'e böldüğümüzde d'yi elde ederiz. Yani x kare artı y kare şeklindeki ifadelerde d oluyor. Dikkat et buna. Tamam. 10. soru denizli geldik 11'e. AOP'yi 120 derece vermiş. E burası 120 ise şurada açı 60 derece yapar. T t böyle merkezden geçtiği zaman bir doğru ne oluyordu arkadaşım? Açı orta oluyordu. 30 30. Merkez var teğet var çek dik. E o zaman burası 60 yapar. 60'ı karşı 2 kökü ise 30'u karşı 2 yapar. 90'ın karşısında 4 yapar. Çemberin denklemi nedir diye soruluyor. Bak merkezi kaça kaç yaptı? Hocam 2 kök 2 yaptı. 2 kök 2 yaptı. Yarı da kaç? 2 olan çember denklemi isteniyor. Yani x eksi 2 kök 3'ün karesi artı y eksi 2'nin karesi eşittir 2'nin karesinden dolayı. Bir kere x kare artı y kareler var. Eksi 6 e, birinci ile ikinci çarpımın iki katı. Eksi 4 kök 3 olacak bir kere. Eksi 4 kök 3 sadece burada var. Hocam buradan da eksi 4 y geliyor. Değil mi? Eksi 4 y geliyor. Sonra 12 geliyor. Artı 12 artı 4 geliyor. Buradan artı 12 artı 4 buradan. Eşitliğin öbür tarafında da artı 4 var. Şu eşitliğin öbür tarafında. Da. Bunlar gelince artı 12 de yapacak burası. Yani artı 12 eşit 0 şeklinde olacak. Yani cevap şöyle e çıkkını görememişsiniz. Bunları işaretledim ben. Cevap böylelikle e edremit oldu 11. soruda. Geldik 12. soruya. Analitik düzlemde A2'ye 3 noktasından geçen yarıçapı 3 birim olan çemberi Evet, y eşittir 3x doğrusu eşit alanlı iki bölgeye ayırıyor. Tamam. Şimdi o zaman çemberin merkezinin koordinatı isteniliyor bizden. Basit bir şekilde çizerek de bulabiliriz aslında. Şöyle bir çember varmış. Bu çemberi kesip geçen bir doğru eşit alanlı iki bölgeye ayırıyorsa arkadaşım ne olmak zorunda? Merkezden geçmek zorunda. Bu y eşittir 3x doğrusuymuş. Ee, ve düzlemde bu nereden geçiyormuş bir de arkadaşım? Hocam bu A 2'ye 3 noktasından geçen bir çemberden bahsediyorum. Ve yarıçapı da 3 birim olan çemberden bahsediyorum. Şu yarı çapta 3 birim. Tamam. Şimdi o zaman ne yapacağız arkadaşlar? Bu y 3 x doğrusu üzerinden geçiyorsa x yerine ben a yazarsam merkezde. Y'si ne oldu? 3a oldu. E o zaman yarı çapında 3 olduğunu biliyorum ben. Şu iki nokta arasındaki uzaklık 3'e eşitlersem olay bitiyor. Zaten merkezin koordinatları toplamı kaç birim olabilir diye soruluyor bize. Şimdi x'ler fark kaç yaptı arkadaşım? A eksi 2'nin karesi artı y'ler farkı 3A 3 a eksi 3'ün karesi. Kare içerisinde niye eşit olmak zorunda? 3'e eşit olmak zorunda. Al her iki tarafın karesini. Hocam buradan ne geliyor? E, kare götürdü. Burası eşittir 9 yaptı. Bunu açıyorum. A kare eksi 4 a artı 4 yaptı burası. Artı 9 a kare. Birinci ile ikinci çarpımı 2 iki katı 18 a. Eksi 18 a artı 9 eşittir. Şunun da karesini aldığımızda 9. Şunlar birbirini götürdü. Toplamda 10'a kare yaptı. Sonra eksi 22A yaptı. Sonra artı ne var burada? Şunlar şunlar gitti. Sadece 4 mi kaldı? Evet eşit 0. 2'ye böl hatta. Hocam 5A kare eksi 11A artı 2 eşit 0 yaptı. 5A'ya A. Şu 1'e 2 dersem 11'i elde edelim. Çapraz çarpımlarının toplamlarında hatta eksi 1 eksi 2 dersem. E yan yana olanlar da o zaman 5A eksi 1'e A eksi 2 oldu. Bu, bu eşit 0 A'yı 1 bölü 5 buluruz. Bu eşit sıfırsa da a'yı 2 buluruz arkadaşım. Bizden koordinatları toplamı kaç birim olabilir diye soruluyor. Evet bizden 4a isteniyor. Hocam a'yı 1 bölü 5 yazarsam 4a 4 bölü 5 olabilir. Ya da a yerine 2 yazarsam 4a da kaç olabilir? 8 olabilir. Ya cevap 4 bölü 5 olacak ya da cevap ne olacak? 8 bölü sadece 8 olacak. Yani cevap böylelikle dremit oldu. İki cevap çıktığı için olabilirli sordular arkadaşlar. Ya analitik düzlem çizebilir miydik? Evet özel noktalar olmadığı için burada aslında bir özel durum var. Analitik düzlemde çizebilirdik ama genelde ben böyle soruyu anlayabilecek şekilde basit bir şekilde çiziyorum. Basit bir şekilde çizdiğimde yorumlama gücüm çok zayıf oluyorsa analitik düzlemde çiziyorum. Ama genelde analitik düzlemi böyle özel yani x eksen üzerinde bir nokta, y eksen üzerinde bir nokta falan filan veya da orijinden falan bahsettikleri zaman genelde çiziyorum. Gerçi burada y 3x orijinden geçen bir doğru ya Hani oradan da belki bir şeyler yakalayabilirdik aslında ama olsun çözümümüz bu şekilde basit bir şekilde şekli çizerek oldu arkadaşım. Cevap da Edremit çıktı. Evet gençler böylelikle test 3'ü bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda test 4'ün çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.